Efendim herkese hayırlı akşamlar. Edebi ile yine huzurlarınızdayız. Yayınımızı Altındağ Belediyesi'ne bağlı olan Ankara Mevlevi Hanesi'nin bu güzel atmosferinde gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki programımızın mevzu programımıza da ismini veren edep ve onun mütemmim cüzü olan onu tamamlayan haya. Her hafta olduğu gibi bu programda da kıymetli Ömer Demirbağ hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Sizi de iyi gördüm. Hamdolsun. Allah razı olsun. Hocam bugün edep ve onun mütemmim cüzü olan hayayı konuşacağız. Bir Müslümanın en temel vasıflarından birisi ahlaklı olmasıdır. Ve bu ahlakın dışa yansıyan en mühim tezahürlerinden birisi de edepli ve hayalı olmasıdır. O zaman bir Müslümanın en temel vasıfları edepli ve hayalı evet. olmalıdır diye olmasıdır diyebiliriz. Peki edep ve haya mefhumlarından biz ne anlamalıyız? bir Müslüman nasıl olmalıdır? Evet efendim ilk programda zaten edep üzerine durmuştuk hatırlıyorum haftalar önceydi. Hı hı. Edep haddini bilmek. Din ise baştan başa edep. Abdul Hakim Arvasi Hazretlerinin sözüdür. Edep haddini bilmektir. Din ise baştan başa edeptir. En çok insan olduğumuz kıvamı yakalayıp orada sabitlenmek edep. Ee, yemeğin en lezzetli olduğu kıvam. Türk kahvesinin köpüklendiği an. Çayın demini aldığı an en lezzetli oldu. Artık ne bir santim ileri, ne geri. O haddi yakalamak ve orayı aşmamak edeptir. En insani duruş anlamına geliyor haddini bilmek. Haya ise e, İslami bir kavramdır. Türkçe tam bir karşılığı yok. Utanma, ar gibi kelimeler yaklaşabilir haya tavrına. Mekarimi ahlaktandır. Peygamber ahlakıdır. Çok övülmüştür ve günümüzde ne kadar mahcup ve münzevi bir kelimedir, köşeye sinmiştir. Özellikle özgüven, özgüven, özgüven denerek bu iki kavram, edep ve haya kavramı maalesef aşındırılmıştır. O kadar önemlidir ki, düşünün, utanma dediğimiz hal hayvanda yoktur, insana mahsus. Evet. İnsan utanır ve utanma öyle gayri ihtiyari bir güzellik kazandırıyor ki insana, en sevmediğiniz kişiyi bile sevmeye mecbur oluyorsunuz çünkü utandığını biliyorsunuz. Size karşı ne hata yapmış olursa olsun biliyorsunuz ki utanıyor. Kin tutamazsınız. Cezalandırmaya yetenemezsiniz çünkü utandığını biliyorsunuz. Utanma öyle bir kalkan ki sizi cezalandırılmaktan da kurtarmış oluyor. Bir e, hadisi şerif. Peygamberimiz Aleyhissatu vesselam buyuruyorlar. Çok da ünlüdür sanıyorum bu programlarda da bir ara dile getirmiştim. Sizden önceki ümmetler zamanında, Peygamberimiz buyuruyor, sizden önceki ümmetler zamanında adamın biri ömrünce yol kesti, eşkıyalık yaptı, haramilik yaptı, insanları soydu ve öldü. Ölünce kendini cennette buldu. Hayret etti, şaşırdı. Ve dedi ki, Ya Rabbi sen yanlış bir şey yapmazsın. Ben nasıl cennetlik olabilirim? dedi, ona bildirildi. Bu bildirilmenin keyfiyetini bilmiyoruz. Allah mı konuştu, vahiy mi geldi, melek mi geldi konuştu bilmiyoruz. Ona bildirildi ki, evet ömrünce yol kestin, insanları soydun. Bir gün yine siperde beklerken o yoldan bir alim kulumuz geçti. Sen onu görür görmez saklandın, sindin, basıldın, utandın ki o seni görmesin. Bir alime gösterdiğin haya sebebiyle bütün günahların affedildi. Allah'ın en çok sevdiği tavırlardan biridir ve sahabiler içinde Hazreti Osman bu yönüyle övülmüştür. Osman'dan melekler bile haya eder. Hadisi şerif. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabileri içinde en zarif, en ince, en hayalı insan o idi. Bir gün Efendimiz etrafında diğer sahabilerle otururken, bir ayağını biraz fazlaca uzatmış vaziyette konuşuyorlar. Haber geldi ki Osman geliyor. Hazreti Osman'ın geleceğini duyan peygamberimiz toparlandı. Ve ona soruldu. Ya Resulallah az önce Hazreti Ebubekir geldi. Siz yine oturuşunuzu hiç bozmadınız. Ömer geldi bozmadınız. Osman geldi denilince siz toparlanıyorsunuz. Ne hikmet? Buyurdu ki Osman'dan melekler bile hayal ediyor. Çünkü Osman çok hayalı idi. Peygamberimizin yüzüne bakamazdı. O kadar haya tavrı içindeydi. E, bu kadar zarif, ince, başı önünde, gözü yerde olan bir zat elbette hürmeti, sevgiyi hak ediyor. Haya insana gayri ihtiyari bir güzellik kazandırır. Biraz somutlaştıralım. Yüzüne karşı övülünce terleyen ve kızaran, sıkılan delikanlıyı düşünün. Ne kadar sevimlidir ve yüzüne dik dik baktığınız zaman bakışlarını sizden kaçıran ve yüzündeki eşsiz pembeleşme ile güzelleşen masumu bir düşünün. Bu güzelliğin kaynağı utanma hissidir. Utanma hissi insana öyle bir masumiyet kazandırıyor ki onu sevmeye mecbur oluyorsunuz. Onu sevimli bulmaya mecbur hissediyorsunuz kendinizi. Ve yine bir hadis aklıma geldi. Peygamberimiz buyuruyorlar. Haya güzeldir, kadında daha güzel. Çünkü güzellik kadına mahsus, erkeğe değil. Erkek aşkı, sevgiyi temsil eder, kadın güzelliği temsil eder. Her kültürde böyledir. Haya güzeldir, kadında daha güzel. Çünkü güzelliğin menbaı olan kadında bir de haya tavrı olduğu zaman eşsiz bir güzellik kazanmış oluyor. Hocam sözün bir yerinde mekarimi ahlaktan bahsettiniz. Evet. Biraz oraya açabilir misiniz? Mekarimi ahlak tabi peygamber ahlakıdır. Ya da mehasini ahlak. Evet mehasini ahlak. Her şeyin zirvesi onda. Müslümanlarda olması gereken hususiyetlerden birisidir. Ahlak güzelliğine dair bir pırıltıdır. Haya sahibi olmak, utanıyor olmak. Bazen dikkat ederseniz biz çocuklarımızdan bile utanırız. Bazı hallerimiz olur ki Allah'tan başkası bilmez, bilmemesi de gerekir. En yakınımızdan bile saklayacağımız haller olur. Bunları saklıyor olmak, çekiniyor olmak, bunlardan dolayı bir utangaçlık tavrı içine girmek insani bir duruştur. Insandaki insaniyetin ne kadar fazla olduğuna dair bir alamettir, bir pırıltıdır ve Allah'ın rızasına çok yakındır. Bunu kaybetmemek lazım. İşte onu diyorum ya özgüven perdesi altında o ne yırtık tavırlardır. Efendim özgüven özgüven güzel de özgüvenin olmadığı yerler de var. Yani özgüven her şey demek değildir. Bazen de özgüvenden öte utanmayı becerebilmek lazım. Günümüzde maalesef pek çok kültürlerin etki, etkisiyle, sosyolojik değişimlerle bu insanı hasletimizi önemli ölçüde kaybetmiş vaziyetteyiz. Çok mahcup ve münzevi bir kelimedir o. Köşeye sıkın, silmiş. Utanma ne demek? Mahcubiyet ne demek? Haya ne demek? Günümüzde maalesef insanı en çok sevimli kılan bu hasletler aşındırılmış durumdadır. Eyvallah. Bir Müslümanın edepli olması, hayalı olması gerekiyor. Eyvallah. Peki bir Müslümanın veya bir insanın edep dairesinde kalması, edep dairesinin dışına çıkmaması için neler yapması gerekiyor? Hep söylerim onu. Bir insanın başına gelebilecek her şey ucundan köşesinden peygamberimize yaşatılmıştır ve onun belli tavırları vardır. Belli olaylar, hadiseler, eşya karşısında duruşu vardır. Hep şöyle düşünmek lazım. O bu olay karşısında olsaydı ne yapardı? O ne yapıyor ise onu tahmin edip yapmak lazım. Bunun başında da haya gelir. Mesela çok ilginç, bu kadar güzel bir insan yeryüzüne gelmedi. Hakikaten de öyledir. Mekke dönemindeyken onu çok sıkıştırıyorlar müşrikler. Amcası, biricik koruyucusu vefat etmiş Ebu Talip. Üç gün sonra hanımı, Hazreti Hatice'yi kaybetmiş. Bunlar peş peşe gelmiş. Hele hele Ebu Talip'in vefat ettiğini duyunca artık koruyucusu da yok. Çok sıkıştırıyorlar Hazreti Peygamberi. Artık yollara çıkamaz oluyor, dışarı çıkamaz oluyor. Şu veya bu şekilde Mekke caddelerinde veya sokaklarında ona rastlayınca artık e, tamamıyla edep dışı şeyler söylemeye başlıyorlar. Hazreti Peygambere karşı aşağılayıcı, hakaretamiz sözler söylemeye başlıyorlar. E, küfürler uçuşuyor kendilerinin bütün karşılığı ne biliyor musunuz? Hakarete karşılık, tek kelime, ayıp ayıp. Bu kadar. Sadece iki kelime, ayıp ayıp. Der ve yoluna giderlermiş. En ufak bir karşılık vermek, beraber aynı şekilde muhatap olmak öyle bir şey yok. Ayıp ayıp der ve kendileri yürür giderlermiş. Haya bu işte. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Şimdi hocam, edebiyatla edep kelimesi arasında çok yakın bir irtibat var. Biraz onu izah edebilir misiniz lütfen? Efendim, edebiyatla ile edeb arasında nasıl bir irtibat evet, var? Evet, edebiyat insandaki söz söyleme yetisinin en estetizi olmuş hali. Edep kelimesinin türeyerek edebiyata dönüşümü ise e şu yöndendir. Yoksa çok edepli olmak, çok centilmen olmak değil. İnsandaki kelam kabiliyetinin en lezzetli hale getirilmesi olayı edebiyattır. Ve edebiyatın şahı da şiir zaten. Lezzet ne demek? Etkilemek. Karşıdakinin hoşuna gitmek. Terbiye kelimesi bunu karşılıyor. Yemeğin terbiye edilmesi var. En lezzetli hale getirmek. Yemeğin dinlendirilerek, bir takım baharatlarla, bir takım işlemlerle bekletilerek yenilirken daha lezzetli hale getirilmesi olayı yemeği terbiye etmektir. İnsandaki söz dediğimiz olayı terbiye etmek, sözü lezzetli kılmak demektir ki buna edebiyat diyoruz. Karşıdakinin en çok etkileneceği kıvamı bulmak. Sözde sözü en çok etkileyici kıvama getirebilmek tarzıdır edebiyat. Velev ki bu hiciv olsun ve hakaret olsun. Etkili ise edebiyattır. Edebiyat, insandaki kelam yeteneğinin terbiye edilmesidir. Eyvallah. Peki bu edep ve haya mefhumu e, hem klasik edebiyatımızda hem modern edebiyatımızda nasıl kullanılmıştır hocam? Pek çok yönüyle vardır. Mesela yüzyıllar içinde divan şiirinde idealize edilen ve adeta heykelleştirilen sevgili tipinin en bariz vasfı hayalı olmasıdır. Hiç konuşmaz. Hiç konuşmaz. Hatta o kadar konuşmaz ki onun ağzından bir söz çıkması candır. Gözün ile öldürüp lalün ile dirildürsen ben mucizene şaha minkir de gülem ahir. Diyor diye Kadı Burhanet. Harikaymış hocam. Bir daha lütfen Baştan alayım. Lütfen. Şey... Hepsini alalım hocam. <laughs> <laughs> <Getirecek gülüyor> Matra Bey Nola seni sevmişem kafir de gülem ahir. Cümle seni severler. Ben bir de güle mahir gözün ile öldürüp lalun ile dirildürsen, ben mucizene şaha münkir de güle mahir. Kadı burhanettinin evet. son beyte dikkat, gözün ile öldürüp l'alün ile dirildürsen. Bir bakışınla ecel gibi beni öldürüyorsun, ama konuşmanla da, dudaklarınla, ağzınla da bana hayat sunuyorsun. Öldürmek ve diriltmek. Ben mucizene şaha münkir de güle mahir. Ey sultanım, sende görülen bu mucizeyi inkar eden biri değilim ben." diyor. Divan şiirinde sevgiliye ait olan estetik unsurlarının aşık rolündeki şair üzerinde belli başlı tesirleri vardır. Göz ecel demek. Kaş red demektir kaş. Kaşlardan bahsediyorsa hayır demektir. Hakikaten de biz kaşlarımızla hayırı söyleyebiliriz ancak. Başka bir ifadesi yok. Kaldırırsınız hayır demektir. Başka türlü de kaşı bir başka şekle sokamayız zaten. Kaş hayır demek. Göz ölüm demek. Ağız ve dudak ise can demek. Hayat demek. Niye? Çünkü sevgilinin ağzın mimdir hiç açılmaz. Hiç konuşmaz. O konuştu mu ne derse desin. O benimle konuştu ya. O benimle konuşuyor ya. Bu can bahşetmektir. Bana hayat bahşetmektir. Dolayısıyla sevgilide görülen hiç konuşmama tavrı onun haya tavrını sezdirir. Ve haya güzellik demektir. Sorgusuz sualsiz güzellik demektir. Diyor ya mesela çok ünlüdür. Hacı Arif Bey'in bestesi midir bilmiyorum. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım ne dersin? Vuslatın başka alem. Sen bir ömre bedelsin. Sükut etme nazlı yar. Beni mecnun edersin. Bakın sükut etme nazlı yar. Beni mecnun edersin. Benim mecnun olmamın sebebi onun sükutudur. Konuştuğu an bütün büyü bozulacak. O haya tavrı var ya, o suskunluk var ya, beni mecnun eden şey işte. Aşkı bende galayana getiren sevgilideki tavır, sevgilide gördüğüm haya tavrıdır. İnsandaki gayri ihtiyari güzellik. Güzelliğin olduğu yerde de kaçınılmaz olarak aşk vardır. Eyvallah. Yine şiirden devam edelim hocam. Mirati'nin mükemmel bir şiiri var. Mirati, sözlerin gizli muamma, ulul ebsar olanlara hüveyda. Elsiziz, belsiziz, dilsiziz ama gezeriz alemde erkekçesine. Güzel. <laughs> Elsiz, belsiz ve dilsiz. Evet. Edep kelimesinin baş harfleri. Evet. Biraz bu çerçevede bu şiiri izah eder misiniz? İkinci beytten girelim. İsterseniz tekrar okuyayım hocam. Tamam, atlayı da Bir -atî, alalım. ati sözlerin gizli muamma ulul ebsar olanlara hüveyda. Elsiziz, belsiziz, dilsiziz ama yaşarız alemde erkekçesine erkekçesine evet nasıl oluyor hocam Elsiz, belsiz belsiz olup <laughs> alemde erkekçesine yaşamak hayır burada erkekçesine derken cinsiyet anlamında erkek Tabii. değil bu Yiğitlik, İde, İdeal adam demek İdeal adam demek yoksa kadın kadın da olur bu hazreti erkek insan olur. yani evet, evet hazreti insan sadece insan kastediliyor orada evet e, mirati zaten mirat ayna evet. ayna demek İsmiyle müsemma evet sözlerimiz her ne kadar bilmece gibi ise de ulul ulul ebsar olanlara Tabii. ne demek ulul yani hocam? Bakış sahibi, baktığını görenleredir sözlerimiz. Basiret sahibi. Tabii tabii. Sadece seyredenlere değil. Baktığını görenlere. Görenedir, görene, nedir? Köre nedir? Köre nedir? Körene. <laughs> bu sözler onlardır. Evet. Elsiz, dilsiz, eline beline diline hakim ol. Zaten bu... Ne budur. demek hocam bu? Programımızın özeti galiba. Tekraşiliğin de temeli kabul edilir. Eline derken el ile kastedilen fiildir. Fiil. İnsandaki Hı. bütün eylemler Zaten el kelimesi deyimlerimizde de hı hı. elden ne gelir? Dikkat edin el var orada. Ya da elimizden bir şey gelmez derken organ olarak sadece el kullanılmış olsa da insanın yapacağı eylemler kastediliyor. Bütün eylemlerine, gücün yeten, iraden dahilinde olan bütün eylemlerini kontrol altında tut. Bu eline hakim olmak. Beline hakim olmak haram olan, Allah'ın yasakladığı gayri meşru ilişkilere girme. Bu da beline hakim olmak. Diline hakim olmak en zor olanıdır. Daha zoru da var da bu üçünü söylemiş. Diline hakim olmak. Hazreti Ebubekir efendimiz ağzında bir çakıl taşı taşırdı. Ağzının içinde hep birisi bir şey sorduğu zaman özellikle halifeliğinde o taşı ağzından çıkarır, konuşur bir daha koyardı. Efendim niye böyle yapıyorsunuz deyince buyururdu ki benden önce peygamber vardı. Kendisi ilk halife ya. Peygamberimiz içe o ma yantiku anil hava. O havadan konuşmaz. Ayetin mazhar. Ağzından çıkan dilinin oynaması ve ağzından çıkan titreşimler, frekanslar dahi ilahi kontrol altında. O havadan konuşmaz Allah diyor. <laughs> Hazreti Ebubekir diyor ki onun konuştuğu her şey vahiydi. Ben öyle değilim ki. Ben tutmam lazım. Ağzından taşı çıkarınca kadar düşünme, düşünmeye vakit kazanıyorum. Yanlış bir şey demeyeyim. Öyle her söze hemen anında cevap vermek istemiyorum. Yanlış olabilir. Ben halifeyim. Benim sözüm hüküm olacak. Allah benden sorar. Şu inceliğe dikkat edin siz. Ağzında taş taşıyor, birisi bir şey çıkarın ama ağzından o taşı çıkarıncaya kadar düşünmeye fırsatı oluyor ki yanlış bir şey olmasın. Bu kadar kendini kontrol altında tutabilen bir insandır. Diline hakim olmak. Hazreti Ebubekir örnek. Koskoca ebubekir Sıddık. Aşere-i Mübeşşere'den salonda cennetle müjdelenmiş mağara arkadaşı, peygamberimizin kayınpederi evet. Sıddık-ı Ekber en büyük peygamberlikten sonraki en büyük insandır. O bile diline hakim olmakta bu kadar zorlanıyorsa gerisini siz düşünün. Diline hakim olmak. bizlerin <laughs> <laughs> evet. durumu nasıl olacak acaba? Daha ilerisi ileri dereceleri vardır da bu üçü her insanın yapması gereken şeydir. Evet. Yani şeyi çok güzel bağlıyor şiiri. Elsiziz, bensizsiz, dilsiziz ama Yaşarız alemde erkekçesine. Evet. Bahsettiğiniz nokta mühim. Evet. Burada erkeklik, dişilik, tabii, tabii. Yok. insan olmanın evet. eline, diline ve beline yani edep evet. sahibi olmakla doğrudan irtibatlı olduğunu söylüyor. Şimdi programımızın mevzu edep hocam. E, edep deyince de aklımıza ilk Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Ve ona dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair edebin timsali olan bir şiir var. Nabi Hazretlerinin malum haliniz. Evet. E, o şiiri bir hikayesiyle beraber bir de şerhini lütfederseniz çok memnun oluruz hocam. Estağfurullah efendim. Zira konumuzun doğrudan en büyük divan şairlerimizden seyittir kendileri. Peygamber soyundandır hmm. Nabi. Atasına çekmiş yani o zaman. Necruzu pederdir diyor <laughs> evet, bir şiirde. Tabii. Kendisinde demek ki var bir zerre, bir hücre geçmiş orada. <laughs> evet oradan. geçmiş. E, en hikmetli şiirler onundur. Edebiyatımızda en sevilmeyen şiiri sevdirmeyi başarmıştır. Didaktik şiir en sevilmeyen şiir. Evet, doğru. Çünkü oradan o, öğüt veriyor. Kaladır yani. Öğüt veriyor. Yönlendiriyor. İnsan olmak hasebiyle de biz nasihat dinlemekten hiç hoşlanmıyoruz. Nabi bunu bile sevdirmeyi başarmıştır. Nabi'nin şiirleri bal gibidir. E, dikkat ederseniz Naat'inde bile ilk kelimesi daha nasihattır. Sakın diye başlıyor. Sakın. Rivayet olunur olunuyor ki hac kafilesinin giden İstanbul'dan işte merasimle ayrılan hac kafilesinin içinde Nabi de vardır. O zamanlar İstanbul'dan hacca giden hacıları korumakla görevli bir askeri birlikle beraber hareket ediyor. Askeri birliğin başında Ali Paşa isimli bir zat var. Ta İstanbul'dan Medine'ye kadar o hacılar konvoyuna refakat edecekler. Onları koruyacak. Koruma yani bunlar. Askerler de var. İslam hukukunda her mezhepte bu vardır hac yolcularından vergi alınmaz. Hmm. Fakat maalesef üzülerek söylüyorum günümüzde e, pek çok ülke ayak bastı parası alıyor hacılardan. Hacılardan ne servet, servetler devşiriliyor. Olsa yoktur böyle bir şey. Haca gidenlerin kaldığı hanlar, uğradığı mekanlar her yer mümkün olduğu kadar bedavadır devlet karşılar. Çünkü Osmanlı'da İstanbul'dan Mekke'ye kadar hepsi Osmanlı'dır, bizimdir. Bir yere uğran başka bir devlete geçmiyor. İşte bir askeri birlik de hacılar kafilesiyle beraber yola çıkıyor. Aylar süren yolculuktan sonra nihayet Medine'ye yaklaşıyorlar. Develerle tabi atlar, katırlar, develer. Askerlerin komutanı olan Ali Paşa devesinde uyuya kalmış. Deve yolculuğu biraz zordur. İnsanı adeta uyutur. Böyle ağır ağır kaldırır, indirir ya. Ve ayaklarınız attaki gibi yanda öne uzatırsınız. Deve yolculuğunda, devenin hürgücü üzerinde oturduğunuz için ayaklarınız ister istemez öne doğru uzanmış vaziyettedir. Ali Paşa uyumuş. Derken uzaktan Medine görünüverir, kubbe, peygamberin kubbesi, yeşil kubbe görünür. Ali Paşa uyumuş, ayaklarını uzatmış vaziyette. Şair Nabi vaziyeti görünce, tabii şair ve zarif, ince adam, nasıl uyarsam birden o meşhur naatini okumaya başlar irticalen. Sakın terki edepten, küy mahbubu hudadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın habgâhıdır fazilette, tefevvuk kerde-i arş-ı Cenab ı Kibriya'dır bu. Bu hakin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil, amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. mürâat ı edep şartıyla gir, nabi bu dergâha, mutafık ziyandır, bu segah-ı enbiyadır bu. Tabi bunları tek tek açıklamam lazım. Lütfen. Ali Paşa o zamanın kültürü içinde yetiştiği için anlıyor hepsini. <laughs> Anlıyorum. Sakın terk-i edepten, edebi terk etmekten sakın, edep dışı davranıştan sakın. Küy-i mahbub -i hudadır bu. İşte burası Allah'ın sevgilisinin mekanıdır buralar. Edep dışı davranıştan sakın. Nazargâh-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Allah'ın özel olarak... Üstüne titrediği bir yerdir burası. Burası Mustafa'nın makamıdır. Tabi bunu Ali Paşa duyunca hemen toparlanıyor. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette. Bu topraklar Allah'ın en sevdiği kulunun uykuya vardığı yerdir. Aman uyanmasın, dikkat edin, onu rahatsız etmeyin. Yeri gelmişken söyleyeyim, demir yolu bile döşenirken keçe üzerine döşüyorlar. Ustalar Hicaz demir yolunu yaparken Medine yakınlarına geldikleri zaman Cennet mekanı Sultan Abdülhamit Han'ın özel emriyle çekişlere ve rayların altına keçe diziliyor ki tak tak etmesin, gürültü çıkmasın. Peygamber uyuyor orada. Osmanlı hassasiyeti. Tabii canım, tabii. Habib habibi, habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette. Bu toprak Allah'ın en sevdiği en büyük kulunun uykuya vardığı yerdir ve fazilet bakımından Tefevvuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. İfadeye bak. Evet. Allahu Teala'nın arştan da yüksek tuttuğu yerdir burası. Çünkü burada o yatıyor. Zavallı Ali Paşa iki büklüm ne yapsın? <laughs> ee, Ama'dan açtı mevcudat. Bu, buha, bu hakin pertevinden oldu deycuri adem zail. Ama'dan açtı mevcudat şeşmin tutiyadır bu. Bu toprağın ışıltısından dolayı diyor, bütün varlıklar yokluk karanlığından kurtuldu. Burası öyle bir toprak çünkü o, o yatıyor burada. Ee, bütün varlık körlükten gözünü açtı. Onun gezdiği yerler, ayağının değdiği yerlerdir buralar ve bütün insanlığın gözüne sürme olmaya layık topraktır bu. müraat edep şartıyla gir bu, nerge, bu bi. Ey nabi, edebe riayet ederek buralara gir kendine söylüyor. Tabi nabî olarak gir, yok olarak gir. İki kere yok ol, öyle gir. Mutafı kutsiyandır, bu segahı enbiyadır bu. Buralar kutsi varlıkların, meleklerin daimi tavaf ettiği yerdir. Ve zaman zaman peygamberlerin ruhaniyetlerinin buralarda görüldüğü rivayet edilir. Gelip ziyaret ettikleri yerdir burası. Ayak uzatılır mı? Rivayet tabi. Bunu hafız için de söylüyorlar. Başka şairler için de bunu duydum. Molla Cami içinde de söylüyorlar. Nabi bunu okuyunca tabii Ali Paşa toparlanıyor ama biraz da kırılıyor, güceniyor. Herkes duyuyor bunu. Çok da harika bir şiir. nabi köşeye çekip diyor bir ki, beni re rezil olacak. etmek için mi bunu yani yazdın da tam burada okumak için milletin içinde. Nabi yemin billah diyor, efendim diyor, vallahi diyor. O anda geldi de söyledim. Ben önceden hazırlamış değilim sizin için. Oğlum, bu kadar harika şiir ne demek önceden hazırlanmadım? Burada mı söyledin? Ne yapıyor öyle diyor. Öteki inanmıyor. Neyse gidiyorlar. Ziyaret, e, namaz filan. Ertesi sabah namazından önce e, Mescid-i Nebevi'de müezzinin minarede bu kasideyi, bu gazeli okuduğunu duyuyorlar. Minarede sala, 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 verilmeden önce müezzin efendi mükemmel sesiyle gökleri eriten bir sesle sakın terki edepten, çuyi mahbubu hudadır bu. Bunu söylüyor. Ali Paşa tekrar nabiyi sıkıştırıyor. Hani önceden yazmamıştın, <laughs> müezzin nereden bunu duydu? Hani oradayken söylemiştin? Bak buranın müezzini de bunu okuyor. Nabi de hayretler içinde. Yeminler çarpılıyor. Vallahi ben onu orada söyledim. Müezzini duymasına imkan yok. Bekliyorlar. Namazdan sonra gidip müezzini buluyorlar. Bir Türkçe zaten. Evet. Sen bunun o zamanlar Osmanlı müezzinler falan İstanbul'dan gidiyorlar. Soruyorlar müezzine sen bunu nereden biliyordun filan. Müezzin önce kemküm ediyorsa da Diyor ki, efendimiz rüyama geldi ve buyurdu ki, benim şairim gelmiş. Kalk bunu oku. Nabi bunu duyar duymaz kendinden geçer. Benim şairim dedi, benim şairim dedi diyerek düşer, bayılır <laughs> Nabi. Evet. Bazı rivayetlere göre de vefat eder. Onu da söyleyen var. Cezbeden vefat ettiğini söyleyenler var. Eyvallah. Nabi Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. edep bir tacimiş. Nur-u Huda'dan giy ol tacı, emin ol her beladan. Edebin Allah'ın nurundan oluşmuş bir taca benzetildiğini görüyoruz. La Beyti'ne. Biraz buradan devam edelim mi hocam? Efendim dedi ki edep haddini bilmek. O kadar ileri gitmişler ki büyükler peygambere yaklaştıkça edep parlıyor. Hep edebi de biz onunla öğrendik. Peygambere yaklaştıkça bütün insani hasletler ışıldamaya başlıyor. Düşünün Hacı Ahmet Yesevi Hazretlerine 63 yaşından sonra toprağa basmaktan edep ederim diyor. 63 yaşından sonra Peygamberimiz toprak altına düşmüşse ben toprağın üzerinde nasıl gezeyim diyor ve kendine yer kazdırıyor. Hemen bildireyim bu hüküm değildir. Herkes böyle yapsın diye bir şey Şahsi yok. bir tasarruf. Tabii tabii. Bu onun büyüklüğüdür. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri şeydeyken, Medine'deyken asla ayakkabı giymemiştir. Peygamberin olduğu yerde ben ayakkabıyla yalın ayak dolaşmıştır. Peygamberin olduğu yerde ben ayakkabı giyemem diyerek Medine'yi baştan sona gezdiği zaman yalın çıplak ayakla dolaşmıştır. Bu kadar ehemmiyet verilmiştir. Ve şey vardır, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri 52 kere hac etmiştir. 52'sinde de Mekke'den sonra Medine'ye uğrayıp Peygamberimizi de ziyaret ettikten sonra Bağdat'a dönmüştür. Ancak sonuncu hepsinde Hazreti Peygamber'in bulunduğu yere yani kabri şerifine 80 adım mesafede durmuş. Daha fazla yaklaşmamış. 80 adım kadar uzaktan okumuş, salavat getirmiş, ziyaretini yapmış. Ancak son haccında izin isteyerek içeriye girmiştir. Çünkü Peygamberimiz bir oda içindedir. Hazreti Ayşe'nin vaktiyle odası olan yer, onun şu anda mezarı. Peygamberimizin. İzin isteyerek içeri girip içeride ziyaretini yapmış. Soruyorlar öğrencilere, efendim diyorlar, daha önceki haclarınızda ta filanca yerde duruyordunuz, yaklaşmıyordunuz. E, nasıl oldu da e, içeriye geldiniz? Buyuruyor ki, edep çekiniyordum. Peygamber az, az birisi değil yani. Nasıl ben yaklaşayım? Kendileri çağırdılar. Kendileri çağırdılar. Yeni müsaade çıktı ve odasına giriverdim. Edep bu işte. Edep bu. Yakınlık arttıkça insanda iki büklümlük artar. Edep artar. Uzaklık oldukça da insanda serbestlik, azadelik, münasebetsizlik artar. Edep yakınlıktandır. Yakın olan iki büklüm olur. Öyle bir noktaya varır ki bazı makamlarda kelimeyi tevhid çekmek bile edepsizliktir demişler. La ilahe illallah demek bile. Nasıl olur efendim? E efendim huzurda olan padişaha senden başka padişah yok. Senden başka padişah yok. Dönür mi diyor? Zaten huzurundasın. Ayıp ya. Düşünün. Yakınlık arttıkça edep artar. Uzaklık oldukça rahat. Herkes kendi alacağı yük kadar hesaba çekilecektir. Elbette bir Hazreti Ömer'in hesabı bende olmaz. O Hazreti Ömer'di. Ama onun mükafatı da bizde. E, herhalde, herhalde <laughs> onun rütbesi de. Bu da bu Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah hocam ağzınıza sağlık. Şimdi Köprülüzade Esat Paşa'nın mükemmel bir beyti var. Arz edeyim. Sonra günümüz Türkçesine de çevireyim. Çünkü biraz ağız. Siper endazı acze hasmı Türe hun feşaan çekmez. Hamuşan edep endişe i zahm zeban çekmez. Yani edebinden dolayı susan insanın dilinden dolayı sıkıntı çekmeyeceğinden bahis açıyor. Buradan hocam konuşma ve onun adabı olan susma, onun edebi olan susma hakkında neler söylemek istersiniz? Tabi sükût altın. Evet. Söz gümüştür, sükût altındır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ne sorsalardı, vahiy gelmedikçe cevap vermezdi yani. Sükut ederlerdi kendileri, en basit şeyde bile. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet kul ile başlar. Kul de ki. De ki. Allah diyor. Söyle, böyle Allah ya. de ki. Demedikçe Hazreti Peygamber cevap vermezdi. Hatta çok ünlü bir olaydır. Meşhur İslam düşmanlarından putperestlerden birisi ki Muğire bin Velid bin Muğire en meşhurlarından biridir. Hepsi düşmandı fakat Velid bin Muhire ayrıca aşağılardı efendimizi. Alay edermiş. Düşmanlığın da dereceleri var. Evet. Bu yani çok incitmiştir Hazreti Peygamberi. Hatta Müddessir suresinde onun hakkında gelen bir ayet şudur. Sen onu bana bırak. Oh. Yani bir insanın hakkında gelebilecek en dehşetengiz tehdit budur. Allah peygambere diyor ki Velid bin Muhire hakkında sen onu bana bırak. Düşünün ne demektir? Hasmınız Allah. Nauzu billah. Sen onu bana bırak. Bu Velid bin Muğire işte hangi ziyafetten kalkmışsa tabii zengin, mütekebbir tüccar. Hangi ziyafetten kalkmışsa elinde bir deve kemiğiyle peygamberimizin yanına geliyor ve diyor ki ya Muhammed sen öldükten sonra hayattan bahsediyorsun, ahiretten bahsediyorsun. Allah aşkına söyle şimdi bu kemiğe can nasıl gelecek bir daha? Deve kemiğini sallıyor. Sahabiler kızıyorlar fakat peygamberin yanında karşılık da veremiyorlar. Efendimiz sükut ediyor, cevap yok. Bir müddet sonra vahiy alametleri başlıyor. Peygamberimize vahiy geldiğini nasıl anlıyorlar? Başı önüne düşüyor, ter başlıyor, yüz sararıyor. O sırada herkese bir sükunet geliyor. İsteseler de adeta bir el ağızları mühürlemiştir. Kimse konuşamaz. Yerin altından gümbürtüler duyuyorlar. Biliyorlar ki o sırada Allah konuşuyor. Allah'ın ayetleri iniyor. Ve gözünü açıp Velid bin Muğire'ye cevap veriyor. Yasin suresinin ayetleri. De ki, o kemik hiç yokken onu yoktan var eden kim ise kemik var olana can vermek daha kolaydır. Kemiğe nasıl can verilecek? Kemik hiç yoktu, kemik nasıl var oldu? Onu düşün bir. Yoktan kemiği var eden için var olan kemiğe hayat vermek daha kolaydır. Bir mantık örgüsü var burada. Şimdi peygamber bile en iyi bildiği konularda bile sükut ediyor. Ola ki yanlış olur. Sükut etmek çok önemlidir. Evet. Susmayı bilmek. Susması gereken yeri bilmek. Dolayısıyla anlatılır ki eski tekkelerde, zaviyelerde ve medreselerde ilk eğitime başlayan kişiye bir yıl boyunca bilmiyorum'u öğretirlermiş. <laughs> bilmiyorum'u bir öğren. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne sorularsa bilmiyorum. Susmayı bir öğren. Dur bir kere sana söz düşecek. Zamanı var. Önce bir susmayı sabret, öğren. Edebin başlangıcı zaten budur. Diline hakim olmak çok zordur. Hakikaten en zor şeylerden biri. Koca Ebu Bekir bile az önce dedik. Içine, yani bir tür şifre koymuş ağzına. Evet. Ağzına taş koyuyor ki öyle konuşsun. Diline hakim olmak. Dedikodudan, yalandan, mübalağadan, fitneden, kırıcı şeyler söylemekten dilini koruyabilmek edebin en güzel şeklidir. Şiirde, mesela az önce okuduğunuz şiirde diyor, dil mesela susmayı bilen adam pek çok beladan, pek çok cezalandırma masum olur. Ve susan insana siz ceza veremezsiniz. Düşünün, suçluyorsunuz, hakaret ediyorsunuz ama cevap bile vermiyor. Bir sonra siz utanmaya başlarsınız değil mi? Adam cevap bile vermiyor. Vermeyince onu suçlayabilecek bir bahane kalmıyor elinizde. Susmak, edebin temel şartlarından biri olan sükut etmek tavrı pek çok fitnenin önüne geçmede Adeta bir kalkandır. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Bir Mevlevi Hanedeyiz. Hazreti Pir Mevlana'dan, dest giyirimiz Mevlana'dan devam edelim hocam. Es huda cuyim tevfiki edep. Bi edep mahrum geçt ez lütfi ra. Allah'tan edep hususunda muvaffak olmayı dileyiniz. Çünkü edebi olmayan kimse hakkın lütfundan mahrumdur. Biraz evet. izah alabilir miyiz hocam? Edebi olmayan kimse zaten Allah'ın edep vermediği kimsedir. Hakkın bundan büyük lütfu mu olur? İnsanda insanlığı en çok ışıldatan özellik ondaki edep ve utanma tavrıdır. Allah bunu vermemişse onda insanlık eksiktir. Ve bundan büyük lütuf mu olur? Allah bir insana edep versin. Mesela rivayet ediliyor. Bir kabileden bir heyet geliyor Müslüman olmaya. Peygamberimiz gelen heyeti Mescid-i Nebevi'de oturduğu yerden seyrediyor. Hepsi atlarından, develerinden iniyorlar ve mescide dalıyorlar. Fakat işlerinden bir genç deveden iniyor. Heybesinden bir elbise çıkarıp, yol elbiselerini çıkarıp, yeni elbiseyi giyinip öyle geliyor peygamberin huzuruna. Efendimiz bunu görüyor ya, o genci diyor gel sen yanımda otur. Ona özel bir iltifat ediyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Edep, İnsanı insan eder, belki sultan eder. Aynen. Çünkü edep imandan kaynaklanır. Hucurat Suresinin ilk ayetleri, Peygamber'e karşı gösterilmesi gereken edep tavrını bize öğütler. Sahabilere gelen ayetler tabii hepimize. Ey iman edenler! Sesinizi onun sesinden yüksek çıkarmayın. Yolda yürürken onun önüne geçmeyin. Ona içinizden herhangi biri gibi davranmayın. Ola ki böyle yaparsanız bütün amelleriniz boşa gider. Hele şu ses bahsi var ya, yüksek sesle konuşmak. Bir insanın bütün edebi, hayası, terbiyesi, kültürü ses tonundadır. Bir insanın ses tonuna bakarak nasıl yetiştiğini çok rahat anlayabilirsiniz. Nasıl bir ortamda büyümüş bu. Sesinden bellidir. Ey iman edenler, sesinizi onun sesinden yüksek çıkarmayın. Ayet. Peygamberden, peygamberin sesini bastırırcasına sakın ola ki konuşmayın. Bütün namazlarınız, oruçlarınız boşa gider. Ayet. Bu ayet geldikten sonra başta Hazreti Ömer olmak üzere sahabilerden gür sesli olanlar çarşıya çıkamaz oldular. Ola ki Peygamber oralarda olur, sesimiz yüksek çıkar. Hatta Hazreti Ömer Peygamberimizin huzurunda o kadar fısıltıyla konuşmaya başladı ki bu da hadistir. Duymuyorum ya Ömer biraz yüksek. Hazreti Peygamber uyarıyormuş. Koca, gür sesli ya kendisi. Evet. Koca Ömer bile o şekilde konuşmaya başladı. Bakın edep ne demektir? bu Ömerler, Osmanlılar, Ebu Bekirler kızlarını diri diri kuma gömen putperest bir toplumun içinden yeşeren güller bunlar. Hangi şey, hangi bahar geldi, hangi güneş açtı ki bu güller yetişti? İslam güneşiydi ve bu güllerin açması da edeptir. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Şimdi hocam edebi konuşuyoruz, edepten konuşuyoruz, hayayı konuşuyoruz. Pek çok alt dalı var tabii bunlar. Evet. Bir de aşkın edebi, aşkın hayası diyebileceğimiz bir mevzu var. Şeyh Galip Hazretleri'nin bir beyti var ve aşkın ilk hedefi olarak can vermek hususunu belirtiyor. Beyti arz edeceğim efendim. Buyurun. Sizden de izah edeceğiz diyeceğim. Estağfurullah. Tecerrütse muradın küyü cananda feda kılcan çıkılmaz cami ihramdan sa'y kurbansız. <laughs> Biraz izah edebilir misiniz? Çok güzel bir örnekle. Harika. Ifade Harika. Edeyim. Tecerrütse muradın küyü cananda feda et can. Evet. evet. Sıkılmaz cami ihramdan sayetle kurbansız. Evet. Şimdi tabi haccin bazı şeylerinden bahsediliyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Evet o da bir izah. İhram gerekiyor. giyilir hacca gidilirken. Erkekler ihram giyer, giyinir. Sağ omuz açıktadır. hanımlarınsa elbiseleri ihram sayılır. İhram hükmündedir. Ama erkek gibi giyinmezler. Erkek hani beyaz kefen gibi Susi bir şey giyinmezler. Evet. Biz, biz zaten evet iki parçadır. Ee, dikiş falan yoktur. Aynen öldüğümüzde nasıl onu giyiyoruz. Bayanların ise ayrıca erkek gibi ihram giyme gibi mecburiyetleri yok. Bayanların elbiseleri o sırada ihram sayı, İhram hükmündedir. Yaptın, tavafını yaptın, Safa ve Merve arasında sahi ettin, hacın rükünlerini yerine getirdin. Şimdi hacdan, ihramdan nasıl çıkılacak? Kurban keseceksin. <laughs> Şimdi galibe dönelim. Evet. Tecerrütse muradın, Çuğ-i cananda feda kıl canın. Tecerrüt ne demek evet, acaba? Tecerüt, bir sürü anlamı var. Evet. Onun için oraya pek fazla girmek evet. istemiyorum. <laughs> Tecerrüt, tecritten geliyor. Aslında sevenle sevgilenin bir olduğu hal. Sevenle sevilen tek kişi. O derece bütünleşme. Fa birbirlerinde fani olması. Tabii, tabii, tabii. Muradın eğer buysa, bu kadar yakınlaşmak mı istiyorsun? İlk yapacağın şey, sevgilinin bulduğu yere bir kere canı feda et. Çünkü ihramdan çıkmak için kurban kesmek lazım. Yoksa ihramda kalırsın. İhram haramdan geliyor. Hı hı. O kurallar devam eder. Sen tavaf etmeye devam edersin. Sen ihramlıyken Kabe'ye ulaştın. Kabe'nin sahibine mi ulaşmak istiyorsun? Kurban kes. Eyvallah. Bunu diyor işte. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Yine La Edri devam edelim hocam. Edep ehli keremden hali olmaz. Evet. Edepsiz okusa da alim olmaz. Evet. Ne büyük bir e, tehdir. Evet. Peki Edeple ilim arasında nasıl bir münasebet var hocam? Efendim, ilim çok tehlikeli bir şey. İnsanı hem edebe hem edepsizliğe götüren yol ilimdir. Evet. Edepten de mahrum edilir. Biraz edelim. açalım hocam, burası mühim. Maalesef öyle. İblis de başlar. Alimdi, İblis meleklerin hocasıydı. Evet. Bilmediği bir şey yoktu. Cahilliğinden değildir. değildi yani. Evet tabii şey. işte. Ya. Düşünün, İblis oldu, şeytan oldu. Biliyorum iddiası var ya. En korkunç kibirdir ve İmam Gazaliye göre de kolay kolay if tedavisi olmayan kibir benlik gururu biliyorum iddiası ben alimim iddiasıdır şeytandan örnek veriyor. Mesela kişi zenginliğine mağrurlansa onu yola getirebilirsiniz fakir. Mülk Allah'ındır fakir olabilirsin. Nicelerinin mülkü vardı gitti. Ona örnek gösterip aklını başına devşirmek mümkün. Kişi gençliğine kibirleniyor, havalara giriyorsa yaşlıları görür. Hayata şu mezarlığı seyret ama en tedavisi olmayacak kibir ilim kibridir. Çünkü adam ben biliyorum diyor, su konuşturmaz ki. Ne anlatacaksın? Elbette. Abi. Ötekiler cehaletten, bunun kibri ise ilimden geliyor. İzah, O size izah eder. Çok zor. İlim kibri. Ancak ilmin son noktası, ilmini cehle kavuşturmak makamıdır. Tekrar edebilir misiniz hocam? İlmin son noktası, bütün bildiklerinin cehalete, Ulaşması makamıdır ne ki. Ne demek yani? İlahi ilim karşısında biz hiçbir şey bilmiyorum. Hayret makamı dediğimiz bu. Hmm, hayret makamı. Evet. Meğerse hiçbir öğrettiğimiz her şey bizim bilgimizmiş. İlahi ilim karşısında hava hepsi. Şey, yine Şeyh Galip'in gel arif ol ki marifet olsun tecahülün dediği bu hakikat. Evet, mı hocam? evet, evet. Yıllardır evet. kafamdaki Allah Resulü boşuna <laughs> mı bilmiyorum diyordu her şeye. Boşuna mı sükut ediyordu? Allah konuşsun diye. Allah'ın konuştuğu noktada artık kim konuşabilir? Ne ilim kalır insanda ne tuan? Alim ilmine yansın, pazısına pehlevan. Allah'ın ilmi karşısında. Hayret makamı, beşer ilminin ilahi ilim karşısında adeta ırmağın denize kavuşup yok olması gibidir. Ve Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hazretlerinden tercüme ile Necip Fazıl diyor ki, Şeyh-i Ekber diyor ki, en yüce makam hayret, iki kere iki dört demek bile cesaret. Bütün ilim, bakın iki kere iki dört, bu bir ilimdi değil mi? Çoklu da üretildi. Bu bile uçtu gitti. Meğerse hiçbir şey bilmiyoruz. Biliyoruz sandıklarımızın hepsi havaymış. Böyle bir kamaşma halidir. Evet. Bu noktaya geldin mi? Ne kadar hiçbir şey bilmediğini anlayınca müthiş bir edep tavrı da geliyor. Evet. Alim ki hayreti yok. Ne boş gayrette dediği de evet. bu olsa geleceğe evet. fazla. Evet. Kuyruğu etrafından dönen kedi hayrette. Alim ki hayreti yok. Boşuna gayretti Evet boşuna gayrette. Hakikaten bazı şeylerin içinde yüzdüğümüz için farkında değiliz. Bir yerlerde okumuştum. Bir insan tırnağını keserken gösterdiği vücut manevraları o kadar muhteşem ki. Yani bir insan nasıl bunları yapabiliyor? Bir oturup düşünse bu yeter. Sadece tırnağımızı keserken tırnak makinesini tutup yaklaştırıp gözümüzle bakıp ayarlayıp bir tırnağı kesmek o kadar muazzam manevralar gerektiriyor ki. Sadece tırnağı kesmek. Ve tıp fakültesinde okutuluyormuş öyle duydum. Göz kırpma olayı var ya gözümüzün kırpması o kadar yani aşağı inip kalkması. Tıp fakültesinde aylarca bu anlatılıyor. Bir Allah gözün Allah. kırpılması olayında orada meydana gelen komplikasyonlar. Ne, ne kadar sinirler oynuyor, kas gevşiyor, beyin komut veriyor ki göz kırpılmış olsun. Şimdi büyük bir ilimden haber veriyorum. Çok büyük bir ilim her tarafımızı kaplamış. Allah'ın ilminden dışında yaprak oynamaz ya. Bu kadar büyük, sonsuz bir ilmin karşısında benim bildiklerim ne ola ki ben havalara gireyim. İşte bu gafletten dolayı bunu bilmiyorlar kendi ilimlerine mağrurlanıyorlar. Rivayet olunur ki İmam Şafii Hazretleri vefat ediyor. Vefatından sonra büyüklerden biri rüyada mı görüyor, keşifte mi bilmiyorum, görüyor ki cennette ve çok yüce bir makamda hayret ediyor. Ey imam ne yaptın da bu dereceye ulaştın? İmam Şafii cevap veriyor. Buyuruyor ki Allah bana ilim verdi ve ben onunla mağrurlanmadım. Çok mühim. Müthiş bir şey. Allah bana ilim verdi ve ben onunla havalara girmedim. E girilmez mi? Herkesin bilmediğini Allah sana bildirmiş. Evet. Böyle işte imtihanların imtihanı bu. Ona bile, ona bile e, sahip çıkmamak lazım. Mülkün sahibi odur. Dilediğine verir, dilediğinden alır. Evet. İlim Allah'ındır. Ben 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 dersen ben her şeyi biliyorum derse en büyük edepsizliği yapmış olur. Bir anda tepe taklak olur. Yani o ilim virajı çok keskin bir viraj. O virajı alamayıp ateşe ve helake düşmüş nice büyük alimler vardır. Peki ulema bu edep dairesinin sınırları içerisinde nasıl kalacak hocam? Yani ilimle meşgul olan kardeşlerimiz var muhtemelen dini ilimler veya din dışı ilimler hiç fark etmez. ilimle meşguller ve böyle bir tehlike var. Ee, onları sakındırabilecek neler tavsiye edebilirsiniz? Başta peygamber. Burası çok sıkıntılı bir durum. Çok çünkü. sıkıntılı. Yani de dedim ya yakınlık arttıkça imtihan artar. Yakınlık arttıkça iki büklüm olur. Kurbi sultan ateşi suzan. Elbette. Elbet, elbette. Mesuliyet artıyor. Peygamberimiz başta olmak üzere onu dinlemek, onun gölgesinden gitmek lazım. Ee, yanlış bir şey yapmamak için. Yaptığı şey ne kadar doğrudur? Ölçü Kur'an-ı Kerim ve son peygamberdir. Aklımız alsa da almasa da. Her şeyi aklımız almak zorunda değil ve her şey bizim aklımıza uymak zorunda da değil. Çoğu şeyi de almıyor aklımız. Almıyor. İdrak edemiyor. Bize uymak zorunda da değil. Yani Allahu Teala her şeyi bizim seviyemizde yaratmak zorunda değil. Almayabilir. Öyleyse zaten böyle olduğu için peygamber günü buna uy. Her şeyi kurcalama. Uy ki rahat gidesin. Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Kur'an-ı Kerim bir asansör. O seni yükseltiyor. Asansöre binip hiç adım atmadan çıkıyorsun ya kat kat. Evet. Aynı şekilde Kur'an olmasaydı, Kur'an'ın getireceği hakikatleri sen tırmana tırmana, başını taştan vura taştan taşa vura vura kaçta kaçını elde edebilirdin. Allah sana indirmiş, daha ne istiyorsun? Alemlere rahmet boşuna mı diyoruz peygamberine? Alimlerin de kendi çaplarında peygamber tavrından örnek alarak nasıl alim olunur öğrenmeleri lazım. Nitekim büyük alimler böyledir. Şey var mesela. İmama bakın ilim ahlakı. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir köle, o zamanlar köle var, savaş esiri satılıp alınıyor. Bir köle gelip Hazreti İmam-ı Azam Hazretlerine diyor ki, ya İmam diyor, benim sahibim senin taleben, öğrencin ve sizi çok seviyor. Siz derseniz sizi asla kırmaz. Ne olur benim sahibime deyin, beni azat etsin. Köle İmam-ı Azam'a bunu söylüyor. İmam-ı Azam çok zengin, çok büyük bir tüccar. İslam ticaret hukuku İmam-ı Azam'ın. Evladım diyor, üç gün müsaade edin, üç gün sonra hatırlat, söyleyeceğim deyince köle ısrar ediyor diyor. Şimdi söylesen ne olur yani niye, <laughs> üç, gün, <laughs> üç, gün, bekletiyorsun? <laughs> Evladım diyor sen bana söylerken bir hesap yaptım şu anda elimden ki nakit para bir köle satın alıp azat etmeye yetmiyor. Üç güne kadar borç bulurum. Bir köle alırım. Azat ederim. Ondan sonra söylerim. Ben yapmadığımı söyleyemem. İşte ilim ahlakı budur. Hmm. Ben yapmadığımı başkasına söyleyemem. İlim ahlakı bu bu kadar hassaslar çünkü alimler ve alimlerin sorumluluğu çok ayet-i kerime Kur'an'da ayettir. Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Onlar iki büklümdür. Onlar Allah'ı tanıyorlar. Bizim korkmamamız cesaretimizden değil, cehaletimizden. <gülüyor> <gülüyor> Yakın olan korkar. Onların korkmamaları, onların korkmaları Allah'ı tanıyorlar. Evet. Tanıdıkları için de iki büklümler. Nice örneklerini gösterebilirim sizlere. Mesela şey vardır aklıma aklıma gelen. E, Maliki mezhebinin büyük imamı Malik bin Enes. Enes bin Malik'in oğludur. Hazreti Enes var ya meşhur sahabi en çok hadis rivayet eden. Oğlu ya da torunu. Şaşırıyor olabilirim. O buyurmuştur ki sahabiden ve tabiinden 150 kişiden müsaade almadıkça şu şudur demeye utandım fetva veremedim. 150 kişiden icazet almadıkça. koskoca Maliki mezhebi bunun adamın omuzları üzerinde işte. Bu kadar hassaslar, bu kadar üzerine durmuşlar. Daha ne olsun? Ve yine İmam Şafii Hazretlerinden çok ünlü bir örnek. Pek çok rivayet var. Biraz şaşırtıcı bir örnek ama farklı tarihlerden gelen rivayet var. Kendileri biraz sert imişler. Hele ders verirken yüzüne bakmak cesaret ister. Çok disiplinli. Ezher'de Mısır'da ders verirken birdenbire sebepsiz bir şekilde ayağa kalkıyor İmam Şafii Hazretleri. Herkes bakıyor, neyse biraz sonra oturuyor, devam ediyor. Az sonra bir daha ayağa kalkıyor, yine oturuyor, kimse soramıyor. Ne oluyor size efendim, niye ayağa kalkıyorsunuz diye. Biraz sonra üçüncü kez kalkınca yaşlılardan biri efendim size ne oluyor, niye dakikada bir kere ayağa kalkıp oturuyorsunuz deyince İmam Şafii diyor ki, Size ders verirken pencereden sokaktaki çocuklar görünüyor. Top oynuyorlar. Çocuklardan biri Seyit, peygamber soyundan. Topun peşinden koşarken tam benim duvarın benim hizama kadar geliyor. Geldiği zaman ayağa kalkıyorum. Alim bu işte. O peygamber evladı diyor. Koca İmam Şafii Hazık ki kendisi de Seyittir. Bir çocuk top oynarken ev duvarda kendisinin hizasına kadar koşan çocuk hiçbirden haberi yok tabi. İmam Şafii ayağa kalkıyor peygamber evladı o oraya kadar geldi diye. Eyvallah. Alim bu işte. İlimle edep için mükemmel. İlim böyle bir edep kazandırıyorsa ilim. Yoksa, gerisi yoksa değil tamam. zaten. Değil Eyvallah. Eyvallah. Hocam son beş dakikamız kaldı. Ee, bir, ben bir beyt arz edeyim. Onun evet. izahıyla programımızı yavaş yavaş bitirelim. Yine La Edri Üstad'dan. Bu arada dikkat edecek olursak e, hep La Edri Üstad'a edep konusunda söz düşüyor. Bu da şunu gösteriyor aslında. Edeple alakalı şeyleri yazan söyleyen insanlar Yine muhtemelen edeben çok isimlerini yazma ihtiyacı hissetmiyorlar. Yazmış olsalardı biz bugün biliyor olurduk muhtemelen. Bu da edebe dairdir diyelim ve devam edelim. Tevazu edebin gereği. Evet, tabii. edep hoştur, edep hoştur ilahi, edepsizlik hor eder padişahı. Evet. Son 3-4 dakika bunu izah ederek kapatalım hocam. Evet yani padişahı bile gözden düşürür. Ah, onun tahtı var ama taht maht elde kalmaz padişah. Çünkü insanı en güzel eden davranış nasıl edepse en çirkin eden davranış da edep dışı davranıştır. İnsanı insanlıktan düşürür. Hayvanın mazereti var. Allah ona öyle bir şey vermemiş ki sorumlu olsun. Hayvanda edep haya aranmaz. Hayvan adı üzerinde. Evet. Ama insan iken olması gereken edepten uzak düşmüşse hayvan olmak bile eline geçmez artık. Hayvandaki sempatiyi bile onda bulamazsın. Yoktur Evet. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil evet. bu hakikat midir Tabii, hocam? Tabii elbet. elbet. Aşksız insan öğüt almaz mı hocam? Almaz. Niye almaz hocam? Eşidin ey yarenler aşk bir ateşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Evet. Taş gönülden ne biter dilinden ağı tüter. Ne kadar yumuşak dese sözü savaşa benzer. Evet. Batar adama batar. Onun sözü adama batar. Eyvallah. Öyledir. Eyvallah hocam. Hocam bugün edebi hayayı konuştuk. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür efendim. ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim, Altındağ Belediyesi Ankara Mevlevi Hanesi'nde yapmış olduğumuz edebinin sonuna geldik. Allah nasip ederse haftaya tekrar birlikte olacağız. Programımızı La Edri'den bir beyitle bitirelim. Edep bir tacimiş nuru hüdadan giy ol tacı. Emin ol her beladan. Hoşça bakın muhterem zatınıza.